Fuar gayet başarılı. Ne bekleyeceğimizi bilmiyorduk aslında fuardan önce. Yani insanlar gelirler mi, gelmezler mi, bu Covid sürecini fuara katılırlar mı diye. Ama beklentimizin çok üzerinde olduğunu söyleyebilirim fuarın. Gene yakın coğrafyadan ziyaret sayımız fazla. Amerika, Avrupa biraz daha zayıf ama son bir ay içinde, iki ay içinde orada fuarlar olduğu için herhalde oradaki alıcıları o fuarlardan işlerini hallettiler, alışverişlerini yaptılar ama bizim bölgemizde bir fuar olmadı. Orta Doğu'ya yakın Avrupa, Balkanlar ve Rusya coğrafyasında. Oradan çok büyük talep var. Yeni müşteriler edindik. Bizim için fuarın en büyük avantajı o oldu. Şimdiye kadar edinmedik ama yeni müşteriyle tanışma fırsatı bulduk. Ticaret yapma fırsatı bulduk. Kendim gezdiğim zaman da firmalarla görüştüğüm zaman da herkes katılımcı sayısından gayet memnun. Volümlerde biraz düşüş var diyorlar. Ama katılım sayısı fazla olduğu için bu eksikliği tamamlıyor diyorlar. Herkes çok memnun. 2022'de çalışmalara başladık. Temmuz ayından beri çalışıyoruz Jubilee Antalya için. 60 yerli firmanın katılımıyla gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Yaklaşık 55-56 standımızda sahiplerini buldu. Yoğun bir talep var sektörümüzden de bu fuar için. Bu özel bir organizasyon. Biz bunu fuar olarak değerlendirmiyoruz aslında. Özel organizasyonda müşterimizle 3 gün, 4 gün boyunca aynı ortamda bulunmak, otelde bulunmak fuardan çok daha faydalı olabiliyor. Çünkü müşteriyi orada fuar alanında yakalayamıyor biliyorsun ama bir sabah kahvaltısına denk geliyorsun, öğle yemeğine denk geliyorsun. Bir sabah yürüyüş yaparken kumsalda denk gelebiliyorsun. Yani ikili ilişki kurmak açısından Antalya çok önemli. Sadece fuar olarak belli saatler arasında değil, ilişkilendirmemiz müşteriyle 24 saat gelen yabancı ziyaretçilerle iletişim kurma imkanı bulmamız açısından çok kıymetli Antalya. Yabancı tarafında da şu anda yaklaşık 55 civarında yabancı yurt dışı firmaların talebi var katılmak için. Biz bunun şimdi İstanbul Fuarı öncesinde çok bir iletişimli komünikasyonu yapmayı doğru bulmadık İstanbul Fuarı'nın önüne geçmek için. Ama bu İstanbul Fuarı'nın ertesinde bunun yurt dışında da iletişimli ve komünikasyonu yoğun şekilde yapacağız. Biz yaklaşık 700-800 tane yabancı müşterinin talebini bekliyoruz bu organizasyonumuz için ama biraz eleyeceğiz, sık dokuyacağız. Kıymetli daha büyük volümlü zincirler, toplantıları bu fuarda ağırlamayı istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz biz gelenlerin uçağı olsun, oteli olsun ciddi masraflar yaparak bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Bunu 400 civarına sınırlayıp en verimlerini bu fuara organizasyonumuza getirmeyi doğru görüyoruz. İlk yaptığımız organizasyonda genelde Doğu bloğuyla başladık. Bu fuarı oraya tanıtmak daha hızlı ve şey olur diye, çabuk olabilir diye. Ama bu sene daha erken başladığımız için hazırlanmaya Temmuz ayında coğrafyamızı da geliştirdik. Gene Güney Amerika'dan bizim için bu fuarı pazarlayan, PR'ını yapan insanlarla anlaştık. Amerika'dan keza anlaştık. Uzak Doğu ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Ciddi büyük alıcılar var orada da. İşte orada bir karantina dönemleri var döndüklerinde. Onu aşmaya çalışıyoruz. Eğer aşabilirsek Uzak Doğu'dan da büyük alıcıları getireceğiz. Zaten Dubai'de şu anda HRD firması da sağ olsun bize yardımcı oluyor. Oradaki bütün çalışanlarını seferber etmiş durumlar Antalya'ya katılımcı sağlaması açısından. Yine kontaklarımız var. Dubai bölgesine de Cezayir, Tunus, Fas oralarda da kontaklarımız var. Yani çok geniş bir coğrafyadan çok daha fazla katılımcıyla inşallah bu Antalya'yı gerçekleştireceğiz. Valla portala çok çalıştık. Bunun için sen de çok iyi biliyorsun. Sen de çok yoğun zaman harcadın. Program yazdırdık. PR çalışmalarına başladık. Çok ciddi her ay reklam ücretleri ödüyoruz bu portalı dünyada tanıtmak açısından. Bunu yıllar önce ben Hong Kong'da görüyordum. Onların da HKTDC diye bir portalları vardır ve buradan çok iyi dönüşler aldıklarını hep ben duyuyordum çalıştığımız firmalardan, Hong Kong'lardan. Bunun Türkiye versiyonu, Türk versiyonunu biz gerçekleştirmek istedik. Bu gerçekten özellikle şu pandemi döneminde insanların seyahatlerinin kısıtlandığı dönemde ulaşmak için, son müşterilerimize ulaşmak için çok kıymetli bir araç bence. Şu anda 80-90 civarında bir firmamız var. Hatta ben bu fuarda da birkaç firmayla görüştüm. Hayatlarımızda gitmediğimiz Litvanya'dan, işte Şili'den, Paraguay'dan müşteriler bizi buldular bu portal sayesinde diyorlar. Bu da bizi çok memnun oluyor. Zaten amacımız buydu. Pazarlarımızı çeşitlendirmek. Dünyanın her noktasına ulaşma şansımız yok fiziksel olarak. Ama bu şekilde dünyanın her noktasına ulaşabiliyoruz. Ve firmalarımızdan, şu anda kurulan 80-90 firmadan da oradan buradan çok farklı yerlerden müşteriler bulduk, siparişler aldık, ticaret yaptık diye duymak beni çok memnun ediyor. Gönül ister ki bu 80-90'ı biz 150'leri 200'lere taşıyalım. Öyle bir potansiyel var. Firmalarımız çok güzel işler yapıyorlar. Bize bu yaptıkları işleri dünyaya portalımız sayesinde duyurma fırsatı buluruz inşallah. Katılırlar, bu sayıyı yükseltirler.
Yani biz yaklaşık 6 aydır kullanıyoruz J-Box'ı firma olarak. Bizim diğer firmalarımızda, Montreux Altın firmalarımızda da var. Biz her hafta yaklaşık 6-7 tane müşterimize J-Box'tan servis yapıyoruz. Gelemiyorlar, gidemiyorlar, hastalıktan korkuyorlar, başka işleri oluyor, fuarlar zaten düzenlenemiyordu. Ama J-Box sayesinde biz müşterilerimize her hafta 6-7 kez 6-7 müşteriye servis yapıyoruz ve hepsinden siparişler alıyoruz. Bunun bu şekilde olduğunu ben çok firmadan duyuyorum. Herkes yani belki ilk başta bunun ya şu kutuya şu para verilir mi, şu ödenir mi diye soru işareti olanlar var ama aldıktan sonra öyle hızlı ticaret dönüyor ki o iş. Biz çok şaşırdık. Yani biz hep şöyle vardı ya J-Box'tan biz ürünü satması zordur. Müşteri gelip bir ürünü ellemek ister, tatmak ister, koluna, boynuna takmak ister düşündük ama artık öyle değil. Zaten sizi tanıyan müşteri, kalitenizi, ne ürün yaptığınızı bilen müşteri en hızlı şekilde yeni ürünlerinize bu J-Box sayesinde yani bir dahaki fuarı beklemeden ya da birbirinizin ziyaretini beklemeden hemen yaptığınız gün, çıkardığınız gün müşteriye sunma fırsatı veriyor bu. Anında müdahale edebiliyorsunuz ve gerçekten insanlar tanıyınca sizi zaten o J-Box'tan da alışverişini yapıyorlar. Biz çok memnunuz. Çok güzel ticaret yaptık orada. Tabii evet. Franchise sistemi olan firmalar şimdi otelde biliyorsun 50, 60, 70, 100 franchise'da toplantılar düzenliyorlardı ama bu Covid kısıtlamalarından dolayı işte franchise'ların yani herkese bir korku var açıkçası. Yani toplu yere girmek istemiyor. Düğünlere bile gitmekte çekiniyoruz biliyorsun yani. Katılmak istemiyoruz, şey yapmak istemiyoruz. Franchise ağı olan firmalarda bu kutu sayesinde franchise'larına belli saatlerde sözleşip hemen birer ikişer saat koleksiyonlarını gösterip siparişlerini alıp işi hallediyorlar. O franchise sistemleri otel masrafı yapmıyorlar. Gelen firmalar işte otel, uçak o masrafı, konaklama masrafı yapmıyorlar. Yani iki taraf için de çok faydalı oluyor. Ve bunu çok daha sık yapabiliyorlar. Şimdi otel organizasyonunu 6 ayda ya da 3 ayda, 4 ayda bir gerçekleştirebilirken firma bunu her ay yapabiliyor. Her ay ben sana 20 ürünlerimi sunarım diye iletişime geçebiliyor franchise'lar. Valla şimdi bu fuar bu kadar iyi geçtikten sonra, talebi gördükten sonra çünkü firmalarımızdan da duyuyoruz. Çok ürün tedarikinde sıkıntı yaşıyor herkes. Yurt dışındaki müşterilerimiz ürün tedarikinde sıkıntı yaşıyorlar. İşte Hong Kong'lar fazla seyahat edemiyorlar. Birçeğinizde de fuarın hangi şartlarda yapıldığını, hibrit yapıldığını biliyoruz. Gidip gelemiyorlar. Herkesin ürüne ihtiyacı var. Bu fuarda bunu gördük. Bu artarak devam edecek. İnşallah yılbaşı satışları her pazarda çok kuvvetli gerçekleşir. Mart fuarında biz burada bir patlama bekliyoruz açıkçası. İş bakımından, ziyaretçi bakımından. Hatta İMİP olarak şubedeki arkadaşlar şimdiden bu fuardan sonra şimdi Informa yöneticileriyle biraz önce sabah toplantısı da yaptık. Dedik ki Mart fuarının çalışmasını şimdiden başlayalım. 3 ay 5 ay var demeyelim şimdiden başlayalım. Mart fuarında burada büyük bir patlama yaratalım diye sözleşip konuştuk. Hemen çalışmalara da başlayacağız hep beraber. Valla teşekkür ederim. Sizler de destek veriyorsunuz bu portal konusunda olsun, J-Box konusunda olsun. Çalışıyorsunuz, gönülden çalışıyorsunuz. Size de teşekkür ederiz. Firmalarımız inansınlar J-Box'ın özellikle portala, bu kalıcı bir şey çünkü. Yani bunu Hong Kong'lar, İtalyanlar yıllar önce yapmışlar bu portal işini, halletmişler. Bizim onlardan hiçbir eksiğimiz yok, çok fazlamız var. Bizim çok kuvvetli bir şekilde bütün paydaşlarımızın yer aldığı bir portalla dünyada ses getirmemiz lazım.